Ekoloji hareketi özellikle hani son dönemlerde, dünya genelinde 70'lerden sonra belki, Türkiye'de de yine son yıllarda ekolojik yıkımın daha derinleşmesi, daha yaygınlaşmasıyla birlikte yerellerde neredeyse her bir köşede insanların yaşamını doğrudan etkiler hale gelmesiyle birlikte yükselen hareketler arasında yer aldı. Ekolojik yıkımın yerellerde çok yaygınlaşmasıyla birlikte bu hareketlerin refleksif bir şekilde, yani orada bir yıkım projesi başladığı, bir yerelde bir yıkım projesi başladığı anda ortaya çıkıp, ama herhangi bir siyasi programa sahip olmadan, orada herhangi bir diğer ekoloji hareketleriyle, diğer yerdeki yıkım projeleriyle veya sömürü ilişkileriyle herhangi bir bağ kurmadan, sömürü ilişkilerini, kapitalizmin yarattığı sorunları gündemine almadan, oradaki tekil projeyi durdurmaya odaklı çabalar olarak daha çok öne çıkıyordu aslında. Bunun bir eksiklik olduğunu söyleyebiliyoruz artık. Hani yakın dönemdeki deneyimler göz önüne alındığında. Yıkımın bu denli yaygın olmasının sebebi aslında kapitalizmin bir nevi küresel bir sistem halinde sömürü ilişkilerini dünyanın her bir köşesine yaymış vaziyette olması. Yani bir yerele özgü tekil bir problemle karşı karşıya değiliz. Bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız aslında. Bir sömürü sistemi ile karşı karşıya olduğumuzdan dolayı buna karşı bütüncül bir, yani ekoloji problemini çözmek istiyorsak, ekolojik sorunlara gerçekten çözüm üretmek istiyorsak, bunun çözümünün ancak kapitalist sistemin yıkılmasıyla, dolayısıyla bunu hedefleyen bütüncül ve programlı mücadelelerle mümkün olabileceğini savunuyoruz. Bu doğrultuda aslında hani ideolojik bir yaklaşım, tabii ki Marksist yaklaşımı benimsiyoruz. Kapitalizmin yıkımını hedefleyen, sömürü ilişkilerinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir ideolojiyi benimsiyoruz. Bu doğrultuda bir ekoloji mücadelesini savunuyoruz. Bunun için de bir aynı zamanda örgütlenme çabası olarak yola çıktık. Hem kendi içimizde hem de Türkiye'deki ekoloji hareketleri ve sosyalist hareket içerisinde bu fikri yaygınlaştırma maksadıyla çalışmalarımıza başladık. Öğrenciler, emek örgütlerinden kişiler, ekoloji örgütlerinden kişiler buradalardı. Kadın örgütlerinin temsilcileri yine buradalardı. 21 Nisan'daki açılışımızın ardından ilk olarak 17 kişilik bir danışma kurulumuz var. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve yazarların, araştırmacıların bir araya geldiği bir danışma kurulu. Gerçekten de Marksist teorinin temel kavramlarına dair işte ve ekoloji hareketindeki temel tartışmalara dair çok zengin bir içeriği bizlere aktarabilecek. Bunun haricinde de ihtiyaç duyduğumuz farklı alanlardan bilgiyi birlikte üretmek için bize destek olabilecek bir danışma kuruluna sahibiz. Tabii ki salt akademik bir çalışma, işte teorik bir çalışma gibi bir sınır içerisinde görmüyoruz. Tam da hani daha öncesinden bahsettiğimiz aslında ekoloji mücadelesine nasıl bakmalı, sorunun ne olduğunu nasıl tanımlamalı, sorunu ortadan kaldırmak için mücadele edecek özneler kimlerdir? Mücadele edilmesi gereken bu problemin sorumluları kimlerdir? Kime karşı mücadele edeceğiz gibi aslında soruları yanıtlayabilmek, yol ve yöntemi bulabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi burada hep birlikte hem öğrenmek hem birbirimize aktarmak ve aynı zamanda ekoloji mücadelesine taşımak, toplumun farklı kesimlerine taşıyabilme amacıyla aslında tam da mücadelenin ihtiyaç duyduğu, mücadeleyi güçlendirecek olan bilgi ihtiyacını karşılayabilme amacıyla. Enstitüde seminerler haricinde tabii bahsettiğimiz daha önceden
Bir kısmıyla görüşmelere de başladık. Bizi ziyaret ediyorlar. Enstitümüz ders saatleri dışında da açık oluyor. Çeşitli kadın örgütleriyle, emekçi kadın örgütleriyle, emek hareketinden örgütlerle görüşüyoruz. Kapitalizmin temel güdüsü kar odaklı bir üretim. Bu üretimin başlıca sömürdüğü iki üretici güç, birisi emek, diğeri doğa. Bu kapitalizm 250 yıldır dünya üzerinde belki de bir dünya sistemi olarak işliyor. Ama geldiğimiz noktada gerçekten bütün ekosistemleri, küresel ekosistemi çökme noktasına, kriz noktasına getirmiş durumda. Doğal olarak aslında bu sömürüden, doğa talanından en çok zarar görenler, yine işçi sınıfı ve ezilenler olarak bu mücadeleyi yürütüyorlar. Ekoloji hareketinden bahsederken aslında bu kesimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla polen ekolojinin ayırt edici noktalarından bir tanesi, bugüne kadar biraz kapitalizmin reforme edilebileceği, kapitalizmin ehlileştirebileceği, doğayla barıştırılabileceği gibi çeşitli yeşil anlayışların aslında hem bir zaman kaybettirdiği hem de kapitalizme yeni sömürü alanları açtığı, emperyalist ilişkileri farklı bölgelere taşıyarak, üretim ilişkilerini farklı alanlara yayarak bir şekilde doğa talanını sürdürmeye devam ettiğinin teşhiri ve buradan kopuşmak, daha antikapitalist bir hatta ilerletmek ekoloji hareketini. Burası Polen Ekoloji'nin enstitüsü, adı Polen Ekoloji Enstitüsü olsa da aslında Türkiye Ekoloji Hareketi'nin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek, tabandan aslında bütün doğaya duyarlı, doğa savunucusu, ekolojist kesimlerin katkısıyla büyüyecek, uzun vadeli ömrünü olmasını istediğimiz bir mekan. Dolayısıyla her türlü fikrin gerçekleştirebileceği bir mekan aynı zamanda. Burada mekanımızda seminerler ve atölyeler olacağı gibi esasında işte yüksek lisans, doktora, doktora sonrası öğrencilerin kendi çalışmalarını geliştireceği, farklı bağlar kuracağı, dünyadaki işte internasyonel iklim hareketiyle, farklı ekoloji hareketleriyle, dünyanın farklı yerlerinden ekoloji hareketleriyle, polen aracılığıyla bağ kuracakları da bir mekan. Enstitünün yaz dönemi faaliyetleri arasında kapibara buluşmalarımız olacak. Çeşitli film gösterimleri ve tartışma atölyeleri olacak. Yüksek lisans doktora öğrencilerinin test sunumları olacak. Bu ilk 3 seminer serimizden sonra bir sonraki seminer serimiz sonbaharda, Eylül-Ekim aylarında başlayacak. Yine danışma kurulundan hocalarımızın katkılarıyla. Tabii ki bütün bu süreçte herkesin buraya gelerek, örgütlenerek, maddi manevi katkıda bulunarak bizi, bu çalışmalarımızı büyütmeye çağırıyoruz.